Bunların içerisinde en ünlüsü ilçe merkezimize 17 kilometre uzaklıkta olan Perşembe Yaylası'dır. Perşembe Yaylası gerçekten ününü tarihten alan 1970'li yıllarda Trabzon Salnamesi'nde işte meşhur Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde ününü geçmektedir ve buralardan bahsedilmektedir. Bugün de dünyada eşi ve benzeri olmayan Perşembe Yaylası Menderesleri dünya mirası olarak korunmak ve tescil işlemleri için çalışmaların devam ettiğini yetkililer söylemektedir. Evet. Menderesler gerçekten görülmeye değer harika bir doğal üründür. Ve yaylamızın çok değişik köşelerinde bugün geleneklerini yaşatan otantik obalarımız mevcuttur. Ve buraya ziyarete gelen insanlar için buralar gerçekten ilginç mekanlardır ve yaz turizmi bu açıdan ilçemiz için çok önemlidir ve tanıtılması gerekmektedir. Evet. Aynı zamanda Perşembe Yaylamızın suni gölet çalışması yapılmış olup etrafı gezinmeye çok uygundur Erdoğan Bey. Evet. Ve bugün gerçekten Bolu Abant Gölü güzelliğinde güzel bir mesir alanı ve gezinti alanıdır. Çalışmalar daha devam etmektedir, daha güzelleşecektir ama gerçekten buraya Karga Tepesi hemen göletimizin üzerinde. Karga Tepesi gibi mevcut bir tepemiz vardır. Buraya çıkıldığında Ağustos ayında dahi serinliği bulacaksın. Evet. Yani tam bir yayla havası bizi bekliyor. Tam bir yayla havasını burada bulacaksınız ve uçsuz bucaksız güzelliği, Menderesler'in güzelliğini, büyülü güzelliğini ayaklarımızın altında göreceğiz burada. Harika. Peki efendim bugün hava nasıl Aybastı'da? Bugün hava biraz serin. İki gün önce çok güzeldi. Evet. Yani bir bahar havasını gerçekten yaşadık. Dün akşamdan ve bugün tekrar kar yağışı başladı. üzerinize afiyet. Ben de biraz rahatsızım. Sesinden de anlayabilirsiniz. Geçmiş olsun yani, efendim. Sağ olun. Mevsim değişikliği burada gerçekten çok belirgin olarak yani bir gün içerisinde dört mevsimin yaşandığını dahi söyleyebiliriz. Evet. Şimdi önümüzdeki birkaç gün içinde de havalar gayet ısınacak. Tabii. 8-10 derece bir artış olacak. Aman evet. Dikkatli olalım. Bu hava sıcaklıklarının bir düşüp bir yükselmesi evet. Bayağı bir sıkıntı doğurabiliyor sağlık açısından. Muhakkak ama yöremizin insanları buna alışkın. Buraya gelen insanlar veya dışarıdan gelen insanlar yaylaya çıkacaklarını bildikleri için buna hazırlıklı bir şekilde geliyorlar. Bu pazar günü de il genelimizde yapılan bir yarışma yapıldı. İlimizin değişik ilçelerinden ve il merkezinden gelen insanlarımız hazırlıklı olarak gelmişler. Gördük üzerlerinde kabanları falan. Biz hava burada iyi olduğu için biz de rahat bir şekildeydik. Evet. Arkadaşlar dedi tabii haklılar. Mevsimin ne getireceği belli değil. Evet. Peki efendim şimdi Aybastı'ya geldik. Evet. O güzel yörenizi gezdik. Karnımız acıktı. Ne evet. yiyeceğiz Aybastı'da?